yanında işte. Sağ ol abi, sağ ol. Sağ ol, hoş geldin. Şimdi Ali Sen abi, bu konuyla birkaç kez de görüştük seninle. Yani belli bir... Ya şimdi sen de takdir edersin ki tam 2 ay oldu, 2 aydır yaklaşık 10 bin vatandaşımız geldi. En az 800 iş başvurusu, 75 tane uzman çavuş, 75 veya 80 civarında rakam tam bilmiyorum. Uzman çavuş ve astsubay lüpten ayrılarak Burdur Belediyesi'ne iş başvurusu talebinde bulunan arkadaş oldu. Belki bir en az o kadar daha hani koşullara uygun değil diye reddettiğimiz arkadaşlar var. Bakacağım abi, şimdi bakacağım. İhtiyacımıza göre, personelimiz durumuna göre değerlendirmeyi yapacağız abi. Yani ben söz verdim. Önce Burdur'umuzun kalifiye olan tabii personelini biz ihtiyacımız ölçüsünde alıp değerlendireceğiz. Ama burası da benim hani kişisel inisiyatifimi kullanarak doğrudan ben şu adamı alırım, bu adamı alırım diyebileceğim bir yer değil. Onu da söyleyeyim. Yani şimdi geçmişte bir takım uygulamalar olmuş olabilir. Ama yani yapacağım şeyleri belli bir yasa çerçevesinde de yapmak zorundayım. Çünkü adam yarın şikayet ettiğinde neden bu alındı da ben alınmadım dediği zaman belli bir kriterleri de koymam lazım. Ama inşallah yani ben bu konuda söz verdim. Mümkün olduğu kadar ihtiyacımız olan personel Burdur'da istihdam edeceğim abi. Burdur için. Ya başkanım orada Konyaaltı Belediyesi'ne de zaman zaman güvenlik adamı oluyor. Tamam bir şey yapalım. Görüşelim Muhittin Başkanı'na. Yardımcı olabilir misin? Olurum olurum. Yani eğer benim gücüm yetecekse, eğer hakikaten orada öyle bir sıkıntı açık oluşacak olursa Muhittin Bey'den rica ederim. Peki başkanım ben size nasıl ulaşacağım? Benim cep telefonum var. Şurada numaram. Şu cep telefonum. Başkanım burası için peki yardımcı olamaz mısınız? Ya Burdur için olmam mümkün değil. Ya buraya Ocak'tan önce olmayacak galiba. Ya Ocak'tan önce olabilmesi mümkün değil. Çünkü malum yani buralar siyasi kurumlar. Seçim döneminde bir sürü personel alımı yapılmış. Şimdi biz de söz verdik insanlara. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz dedik ama belediyenin de belli bir kadrosunun normalleştirilmesi lazım. Peki İşçi fazlasını... Başvuru yapabileceğimiz bir yer var mı? Tamam onu özel kalemimize başvuru yapın. Olur mu? Ya en azından bir CV bırakın oraya. İş tecrübesi de dahil olmak üzere. Başkanım, evet, başkanım nasıl, ne zaman görüşebilirsiniz peki? Ya görüşürüm ben hemen görüşürüm de. Benim babam öğretmen Nuray Su. Şöyle yap. Çok selam. Şöyle yap. Sen orada eğer böyle bir açık olduğu konusunda bilgi alırsan başkanım, bana bilgi ulaş. Oluyor da ben Muhittin Başkanım'ı göremiyorum. Burdur gibi olmadığı için. Ya çok gittim geldim belediyeye hiç bulamadım. Ya şimdi Muhittin Bey'in hani doğrudan telefonu yok bir bağlantı kurayım diyeceğim ama ya bunu hiç söylemek de hemen çok uygun olmaz. Şunu yapabilirim. Muhittin Bey'le zaman zaman görüşüyoruz. Belediyeler Birliği toplantısı. Hatta dün beraber yani anladım başkanım. Şey olsaydım. Dün de buradaydım başkanım da görüşecek göremedim ben. Ben dün Antalya'dım. Şey yapalım. Sen zaman zaman beni bir ara. Oldu mu? Ben formu doldurayım başkanım. Sen formu doldur. Buraya da bir CV bırak. En azından biz oraya bir fax isterlerse gönderelim. Allah razı olsun başkanım. Tamam. Eyvallah başkanım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Değerli basın mensupları, biz Halk Günü düzenlemeyi daha uygun bulduk. Zira vatandaşımız gelip başkanlık makam kapısında bekletilmesinden şahsen bir başkan olarak çok da memnun değildim. Çünkü bir taraftan icra makamısınız. Yapılması gereken belediyecilik hizmetleri var. Bir taraftan temsil makamısınız. Bu makamı temsil etmeniz gereken çeşitli ortamlar var. Bu anlamda baktığınızda sürekli burada bulunmanız mümkün değil. Farklı bir yapılanmaya gittik. Belediye başkan yardımcısı arkadaşlarımıza birimleri bağladık. Bazı müdürlükleri bağladık. Bu müdürlükleri bağlayarak kendi içimizde bir yapılanmaya gittik. Hem yetki hem de görev paylaşımı yaptık burada. Bizim asıl hedefimiz, asıl amacımız vatandaşımızın sorunlarına birebir ulaşabilmek. Asıl derdimiz vatandaşımızın doğrudan bize ulaşabilmesini sağlamak. Bakın biraz önce vatandaş ne diyor? Ben belediye başkanına ulaşamadım. Ulaşamıyorum diyor. Biz iki aydır kapımızı herkese açtık. Buna rağmen ulaşamadığını söyleyen vatandaşımız var. Bunu da belli bir standarda bağlamak ve burada da iş akışını aksatmamak adına salı günleri öğleden sonra halk kabul günü haline getirdik. Tabii ki bu şu demek değil yani salı günü dışında biz halktan koptuk halkın dışında değiliz.
Aksine vatandaşı buraya getirmek yerine biz diğer günlerde olabildiğince sahada olup vatandaşımıza yerinde ulaşmak gibi bir düşüncemiz var. Bunun uygulamasını yapmak istiyorum. Tabii ki gönlümden geçen şu iki aylık süre zarfında biraz daha sabır diyorum. Her defasında da bunu söylüyorum. Vatandaşımız bizim yaptıklarımızı gördükçe yapabileceklerimizin olduğunu düşünerek daha fazlasını daha çabuk istiyor. Bu heyecanı da doğru buluyorum. Olması gereken de bu aslında ama belediyenin hem fiziksel hem de ekipman gücü de ortada. Belli bir iş planı yaptık. Bu iş planı dahilinde bu yaz boyunca Burdur'umuzun üst yapıyla ilgili kısmen de altyapıyla ilgili sorunları tespit etmiş bulunuyoruz. Bunları gidereceğiz. Bu arada derdimiz biz yerel yönetim olarak anlayışımız sürekli halkla iç içe olmak. Halktan kopmadan halkımızla birlikte sorunları bizzat kendi ağızlarından dinlemek. Yani bunun dışında iyi gittiğini düşünüyorum. Vatandaşımızın yaptığımız icatları doğru bulduğunu düşünüyorum. Eksiklerimiz mutlaka var. Bilerek ve isteyerek hata yapmadığımız sürece halkımızın da hoşgörüsüyle birçok hizmeti birlikte başaracağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir şey varsa da yanıtlarmak isterim. Sağ ol başkanım. Daha fazla.